Evet, şimdi kutu açılımını yapacağız. Hep sıfırdan geldi. Kutu normal alüminyumla kaplı bir kutu. Yani uyuşturucu falan olabilir içinde. Şüphelerim var. Sürekli böyle geliyor gerçi. Normal, artık alıştık. Umarım 3 tane gelmiştir ama bir tane gibi, ağırlığı bir tane gibi. Sonradan verdik diğer ikisinin siparişini. O beraber gelmedi. Ben kamerayı kardeşime teslim edeyim. O tutsun, ben açayım. Kamerayı şuraya iyice gel, yaklaş. Şuraya, şu yandan da çekebilirsin, aynen. Bak da iyice. Şöyle yukarıdan bak, şöyle tut. Tamamdır. Tutuyor mu? Şimdi. Tamam, hepsini al, tamam mı? Şimdi şuradan bantlar var. Bu bantı şöyle açacağız herhalde. Şöyle. Bu bantı buradan açtık. Görünüyor değil mi? Görünüyor. Uzaktan, biraz uzaktan çek de. Diğer tarafı çeviriyorum. Full alüminyum bu arada, tamamen. Altında şöyle. Burada da var bir tane. Burayı da kesiyoruz. Kesildi. Şöyle. Bu tarafa gelsen. Ha, sen böyle çek. Tamam. Tamam. Bir de buradan. Şuradan derdi. Düzgün. Tamam. Düzgün. Atın da. Şimdi şöyle kutuyu açtık. Evet. Yine bir oyuncak makası. Bu ne? Nerede bunun şey lan? Oo, bunun içinde büyük ihtimal. Aynen. Bunun içine koymuşlar. Çok yaratıcı arkadaşlar. Gerçekten yaratıcı yani. Şunun içinde büyük ihtimal Flipper Zero var. Bunu nasıl açacağız? Buradan herhalde. Aa, nasıl açacağız da bunu? Bu bayağı bir bildiğiniz adamlar yapmış yani. Bunu nasıl açarız? Makasla açarız. Umarım Flipper Zero'muza zarar gelmez. Bu benim bayağı bir arkadaşlar. Şimdi kutuyu açarken şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bu kutu sürekli böyle geliyor. Yani alüminyum. Ha, bu adamlar bunu nasıl geçiriyor bilmiyorum. Ama bir şekilde yapıyorlar yani. Hiçbir fikrim yok. Sürekli bu şekilde geliyor. Bu arada şu kapağın üstünde bir dakika, şu kapağı göstereyim. Şu kapağın tam üstünde bir A4 kağıdı var. Böyle bildiğiniz A4 kağıdı. Üstünde bilgiler duruyor. İşte telefon numaramdır, adresimdir vesaire vesaire. Gift yazıyor paket içeriği. Oo. Yaz burada. Şimdi bu ayıcığın başka bir şey yok. İçini göster. Bildiğin oyuncak ayı arkadaşlar. Yani oyuncak ayının. Şöyle geniş çeksene. Yani oyuncak ayının içine koymuşlar yani. Kutu da şöyle bir kutu, ama bayağı sarmışlar. Yani bunu nasıl açarız bilmiyorum. Normalde de böyle geliyor ama ilk defa, normalde öncesinde Spider-Man oyuncaklarla beraber gelmişti. Bayağı bir siparişimiz oldu tabi. Artık çok şaşırmıyoruz. Bunu görenler çok şaşırabilir ama şunun içinden uyuşturucu bile çıkabilir. Şaşıyorum ama bayağı bir kalın sarmışlar ya. İnanılmaz kalın sarılmış. Vay 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 vay. Şöyle açalım iyice. Bunu makassız açmak imkansız gibi bir şey. Herhalde bayağı iyi sarmıştır. Bu arada bana 20 günde falan geldi değil mi? Evet. 20 günde falan geldi. Normalde 10-15 günde falan geliyor ama bu sefer KTT kargomuz sağ olsun. 3 kere dağıtıma çıkmış, 3 kere evde bulamamış bizi. Yamuk çekmiyor bu arada, üstten çek de. Çok yamuk çekiyor. SD kartlı sipariş verdim. Yazılımla vesaire geliyor. Hiç uğraşmadan satıyorum arkadaşlar. Yani ürününüz, cihazınız bana bu şekilde geliyor. Benden aldığınız cihazlar bu şekilde açıyorum. Evet, televizyonumuz burada. Şöyle bir göstereyim. Şimdi bıçağımız nerede? Şurada bir bant var. Bunu keselim. Tamam. Şöyle tam bu tarafa getir. Kutu şöyle, gördüğünüz gibi her yer alüminyum. Yani kutuda görebileceğiniz hiçbir şey yok. Ayıcık da böyleydi. Yani normal oyuncak ayı. İçi hiçbir şey yok içinde. Başka bir şey var mı? Yok. Normal ayı. Şimdi şöyle bir taraf, buraya biraz yer. Aynen. Şimdi. Önce kutumuzu açtık. İçinden ne çıkıyor? Flip the World. Bunu bu arada açıyorum ama yani normalde açmadan satıyorum arkadaşlar, direkt geldiği zaman. Ya bunu birine büyük ihtimal satarım bu videodan sonra. Alıcı zaten bekleyen bayağı bir kişi var. Bu şekilde bir USB kablo. Burada cihazımız var. Prensimiz. Şöyle göstereyim. SD kart takılı mı? Aynen, takılı gelmiş SD kart. Bunlar 128'lik SD kart takıyorlar. Cihazımızı şöyle bir basılı tutarak açalım.
Şöyle yakından da göstereyim. Odaklısın da biraz. Işığı oradan çok kapatacaklar. Çekil oradan. Şimdi cihazımız bu şekilde. Dur bakalım. Cihazımız gördüğünüz gibi bu şekilde. İçeriği kutunun dediğim gibi içeriği şu şekilde. Kutusu var yani bu var. Sticker'ı var. Bir de USB kablosu var şarj için. USB kablosu aynı. Cihaz bu şekilde. Cihazı geliyor bu şekilde. Biz size ulaştırıyoruz. Yani normalde açmıyorum ama açmam. Hani test etmiş oldum. Hatta bir direkt yazılım testi. Zaten ben bunu çekmiştim ama yine çekeyim. Burada bir televizyonumuz var. Şöyle göstereyim. Kardeşim de orada. Şimdi bakalım buradan. Settings. Bir dakika ben bunu bulayım hemen. Apps var burada. Heh. Apps var. Enfaded. Enfaded. Remote. Evet, TV. Burada gördüğünüz gibi. Şöyle ben göstereyim size arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Bakın. Şurada bir TV remote var. Power var. Mute var. Sitenin görüntüsü bu şekilde. Deep0.shop. Shop kısmı var. Information kısmı var. Contact kısmı var. Şimdi hepsini tanıtacağım size. Şimdi ilk önce information kısmından birkaç tane şeye değineceğim. Neden bu siteyi tercih ettiğime değineceğim ben önce. Arkadaşlar şu kısmı hiçbir fikrim yok. Bu biraz değişmiş galiba. Şimdi şu biz niye böyle yapıyoruz bir dakika. Şuradan TR'yi seçsek olmaz mı? Aynen. Şimdi ne kadar doğru çeviriyor tabi. Orası da öyle. Farklı ödeme yöntemleri, kripto ile ödeme yapmakta sorun yaşıyorsanız elini işaretmeyin. Daha önce birlikte çalıştığımız üzere ise tüm boyutlarda araçlık kapasitesi aracılık gibi bir şey yazıyor. Büyük ihtimal bu yanlış çevirdi ama. Ben okuyayım. Kripto konusunda endişelenmeyin. İşte aracıyla kripto hani siz bu adamların aracısına herhangi bir çalışana veya bu adamların olmasına gerek yok. Bu adamların çalıştığı bir kişiye atıyorsunuz bankasına hesabına parayı. Ondan sonra sipariş verebiliyorsunuz. İşte burada mail falan filan var. İade politikaları var arkadaşlar. Buradan izlerseniz. Evet burada şu an TR'ye çevirdi şu an. Şeyin kendi eklentisi. Buradan buraya aynı dediğim gibiymiş. Arabuluculuk yapabilecek insanların sana ödemeyi buraya geçiyorum. Hızlı hızlı geçeyim. Üründe herhangi bir sorun olmasına teslim al. İade hiç etmedim. Bilmiyorum arkadaşlar iade muhabbetini. Bu şekildeymiş. Vergi ve kargo hizmeti. Ürünleriniz vergiye dahil. Evet vergi hiçbir şey vermiyorum. Bu arada kapıma kadar getiriyor PTT. Gümrük vergisi vermiyorum. Nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Yani bayağı bir 40'tan fazla benim siparişim olmuştur şu zamana kadar. Hiçbir şey şekilde vergi vermedim. Gümrüğe de takılmadı yani bir sıkıntı yaşamadım. Paketleme sistemi gerçekten farklı şey. Gördüğünüz gibi gerçekten farklı bir paketleme sistemi sahiptir. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Ucuz bir euro. Evet gift yazıyordu ama bilmiyorum. Gümrük vergiden üstleniyor. Doğru üstleniyor. Siparişini işlem aldıktan sonra en kısa sürede tamam. Mailden zaten geri dönüş yapıyorlar. Ben hiç şey yapmadım bu arada. WhatsApp veya Telegram'dan. Telegram'dan iletişime geçiyorum. WhatsApp'tan hiç iletişime geçmedim. Yalan olmasın. Mail ve Telegram kullanıyorum ben. Telegram zaten yeni geldi. Telegram'dan daha hızlı ulaşıyorum. Mailden daha hızlı Telegram. Ama birebir hiç sohbetim muhabbetim olmadı tabi. Sitenin ne şey olduğunu bilmiyorum. Uzun süredir açık kullanıyoruz. Yani sitenin arkasında kim var, önünde kim var bilmiyorum. Burada deyip sıfıra neden güvenmelisiniz yazıyor. İşte buraları okursunuz arkadaşlar. Yani buraların hepsi. Ben buraların hepsini okuduktan sonra bir kere sipariş verdik. Ondan sonra ucu bucağı kesilmedi bir şekilde. Satın aldıktan sonra falan filan fistan. Evet 7 üçgen aşına yardıma ihtiyacınız. Tamam buralar böyle bu şekilde. Şimdi kontak kısmına gelelim. Gördüklerimi anlatayım size. Telegram buradan aynen bu şunu İngilizce çevireyim ben önce. Şimdi mail adresi zaten burada yazıyor. Bu adamların şeyi çalıştığı yer herhalde Rusya. Ruslar adamları zaten Ruslardan çıkar böyle şeyler. Telegram username deep0rus yazıyor. Click me diyerekten direkt girebiliyorsunuz. WhatsApp da aynı şekilde. Telefon numarası da burada. Bu telefon numarası her gün değişiyor diye biliyorum. Yani bu adamlar her gün yeni bir telefon numarasıyla güncelliyorlar burayı. Ya da tamamen olmuyor burası yani WhatsApp kısmı olmuyor. Telegram'da hiçbir sıkıntı görmedim daha Telegram'dan ben kolayca ulaşabiliyorum. Telegram tavsiye ederim. Şimdi en önemli kısım shop kısmı arkadaşlar. Kripto para ödemeniz yoksa bu adamlar Telegram'dan, WhatsApp'tan veya Mate yoluyla. Önerim WhatsApp varsa WhatsApp'tır. Ulaşamazsanız Telegram'dır. Ben WhatsApp'tan yazmıyorum ama direkt Telegram en basitleri varsa Telegram ondan sonra WhatsApp da yapabilirsiniz. Genelde siparişlerimiz ben tümünü bir şekilde sipariş ediyorum ama İste mesela genelde adamlar şey kafasına girmiş ya bunların işe ne işe yaradığını bilmiyor. Bunlar önemsiz diyor. Bunu da ya aman diyor sadece flipper zürü istiyor. Biz de genelde flipper zürü getiriyoruz ama tüm eklentiler dahilinde de getirdiğimiz oluyor. Bu arada fiyatlardan da bahsedeyim. Buradan alırsınız almazsanız size kalmış tamamen. Ankara İstanbul için elden 11.000 TL sadece flipper zürü. Hepsi olursa 13.000 TL. Bizden almak isterseniz de aşağıya Instagram adresimizi bırakacağım. Arkadaşımın Instagram adresini ortağımız.
Neyse buradan işte kartı sepete ekliyorsunuz buradan. Yoruldum. Bunların hepsini ekledikten sonra sepete geliyorsun kardeşim. Checkout diyorsun. Burada bütün bilgilerini gireceksin. Burada ödeme bilgilerini girdikten sonra ben de kendi ödeme bilgilerimi girsem şu an ödeme yapmayacağım ama bir gireyim. Burayı sansürlerim büyük ihtimal. Burayı bahsedeyim size. Bunu işaretledikten sonra buraya Türkiye'ye getiriyorsunuz. Hepsinden bahsedeyim. İsminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Burayı boş bırakın. Değil adres. Buraya adresinizi yazın. Burayı boş bıraksanız olur. Buraya tüm adresinizi yazın. Yani tüm adres kısmı burada olsun. Posta kodunuzu yazın. Buraya da city diyor. Yani yine İstanbul, Ankara hani o tarz. Buradan zaten işaretleyin mesela Ankara atıyorum. Buraya da aynı şekilde Ankara yazabilirsiniz. Fark etmiyor. Adres kısmı çok önemli. Yaşadığınız yer işte mahalle, sokak, cadde. Bunların hepsini street adresin ilk kısmına yazın. Ben hep öyle sipariş verdim. Telefon, e-mail. Bunların hepsini hızlı hızlı gireyim. Ben burayı sansürlerim büyük ihtimal. Evet, bütün yeri doldurduktan sonra burada ödemeleriniz gözüküyor zaten. Totalinde $290 ödeme yapıyorsunuz. Buraya not düşebilirsiniz işte. Hemen genelde kullanmıyorum buraları. Direkt place order kısmına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu kısım çok önemli. Kripto para kullanmayı bilmiyorsanız dediğim gibi o işlemi yapabilirsiniz. Ben hiç yapmadım. Dediğim gibi aracılık muhabbesine hiç girmedim ama aracılık muhabbesini kullanabilirsiniz. Nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Genelde Ripple ile ödüyorum ben. Ripple'ı seçerim. Burada miktar yazar. 607 Ripple ile ödeme yapacakmışım. Proceed to payment diyoruz. Bu kısma geliyoruz. Arkadaşlar şimdi XRP'de memo diye bir muhabbet var. Gönderirken bunlara dikkat edin. XRP'ye direkt buradan kaç XRP olduğunu birebir bunları birebir gönderirseniz daha iyi. Yani birebir gönderin ki sıkıntı olmasın. Adeti yazıyorsunuz. Buradan cüzdan. Cüzdan kodu bu. Memo da bu. Ödeme yaptıktan sonra zaten otomatik olarak onaylanıyor arkadaşlar. Yani bekliyorsunuz. Ama her şey hazır olsun. Mesela orada daha demin kısımda işte 607 XRP ödeyeceğinizi yazıyordu. Bu kısma gelmeden cüzdanınızı vesaire hazırlayın. Kripto cüzdanınız vesaire, hesabınız vesaire hazır olsun ki burada bu güncellenmeden. Yani bu güncellense bile ödeme sıkıntı olmuyor bu arada. Ben bu bir dakika kala falan ödeme yapmıştım ilk zamanlar. Bir sıkıntı olmuyor. Yani ödeyebiliyorsunuz ama yine de hani görün. Yani bunu direkt yapın. Şey olmasın, sıkıntı olmasın. Zaten adamlara yazdığınız zaman yardımcı olurlar. Ben de aynı şekilde yazmıştım. Ondan sonra parayı gönderiyorsunuz. Buraya onaylanıyor ve size ulaşıyorlar. Telegram'dan, işte WhatsApp'tan ulaşırlar, mailden. Bir yerden ulaşırlar. Genelde mailden ulaşıyorlar. Ulaştıktan sonra konuşuyorsunuz, onaylıyorsunuz adresinizi vesaire. Ondan sonrası işte kargo marga geliyor o şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hatamız olduysa affola. Dediğim gibi ben satışlara tekrar devam edeceğim. İşte yorumlara bana yazıyorsunuz işte bu siteden alıyorsun falan filan. Ben bu siteyi zaten arkadaşlar saklamıyorum. Herkes saklar, ben saklamam. Ben aldığım yeri delikanlı gibi çıkıp söylerim. Ki herkes de buradan alıyor. Ha, buradan almak istemeyen kim kardeşim? Yani biz de satıyoruz. Bir şekilde satıyoruz. İstersen siteden al, istersen bizden al. Yani ben gelip de kafanızı silah dayayıp da işte benden alın diyemem size zaten. Ha, böyle bir durum var yani. Ayrıca bu siteyi artık herkes biliyor yani. Hani kimse saklamasın. Bu satıcılar var ya. Hani böyle alıyorlar işte günlükte arkadaşım var civarında. Biz de ilk başta aynı şeyi yapıyorduk. İlk videoma bakarsanız yaptığım şeyi görürsünüz. Fakat böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani direkt alıyorsunuz günlükten geçiyor. Vergi ödemiyorsunuz. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda beraberiz inşallah. Hoşçakalın.